Selam arkadaşlar, sizlerle beraber uzun zamandır anlatmak istediğim bir konu olan Python'la programlamaya girişi başlatıyoruz. İlk başta Python'ın kurumuyla başlayalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. RStudio koda gitti otomatikmen. İlk python.org'a gidiyoruz. python.org'dan Python'ı indireceğiz. Ben buradaki bütün uygulamaları indirdim. Yükleme aşamalarını göstereceğim tabii ki. Şu an benim burada anlatacağım her şey Windows için geçerli. Mac kullanmadığım için nasıl yapıldığını bilmiyorum. Mac için de yine ayrı videolar bulabilirsiniz. Linux için de bilmiyorum, yine benzer bir şekilde belirteyim. Buradan download'a tıkladığınız zaman en son sürümüne tıklayıp direkt indirebilirsiniz. Tabi buradan birkaç tane dokümantasyonlar var. İsterseniz buradaki 3.8 gibi çeşitleri de yapabiliriz. Burada biz Python 2 sürümünü anlatmayacağız. Tamamen Python 3 sürümü üzerinden gideceğiz. Ve bunun kurulumuyla başlayacağız biraz sonra. İndirdiklerimi açacağım zaten sırasıyla. Sonra bizim ikinci yapmamız gereken şey Visual Studio Code dediğimiz editörü indirmek. İlk başlarda bunu kullanmayı düşünüyorum. Çünkü Visual Studio Code PyCharm'a göre hem daha hızlı çalışan hem de sistematik olarak daha basit olan bir editör. Buradan da yine buna tıkladığımız zaman iniyor. Bunu da indirmeyi geçiyorum. Şimdi en son şuraya geliyoruz. PyCharm'a girelim bir de en son. PyCharm'la girdiğimiz zaman bu JetBrains'in sitesinde olduğu için şaşırmayın. O yapıcı firmanın adı. Buradan download'a tıklıyoruz. İngilizcem kötü olabilir bu arada. Hani istediğim kelimeler falan. Buradan community sürümünü ücretsiz bir şekilde indirebilirsin. Ancak üniversite öğrencisiyseniz veya paranız varsa buradan profesyonel sürümünü de alabilirsiniz. Buranın içerisinde ekstradan HTML, JavaScript ve SQL gibi şeyleri de destekliyor ve buradan web programlamayı da desteklediğini söyleyebiliriz. Birazcık daha şeyler var. Scientific dediğimiz bilimsel kütüphaneleri kullanmanıza yardımcı oluyor bu editör. Öğrenciyseniz bunu kullanın derim. Zaten ücretsiz deneme sürümü var benim bildiğim kadarıyla belli bir süre. Community sürümüne yine download edip kullanabiliriz. Şimdi gelin yavaştan şunların kurulumlarına geçelim. Bir saniyeliğine kaydımızı durduruyorum. Sonra hemen geliyorum. Şimdi ekran paylaşımımı açtım. Muhtemelen sıkıntı olan şey ekranı paylaşmama. Evet, şu an ekrana geçirdim. Kaç saniyelik aksama oldu. İlk başta bütün indirdiğim dosyaları şöyle göreceğiniz şekilde koyuyorum. Bunları sırayla yükleyeceğiz. Bu yükleme kısımlarını tabii ki ben belli yerlerde durdurup kaydı devam ettireceğim. Şimdi ilk başta Python'a tıklıyorsunuz. Burada önemli olan şey şu: add Python pet'i yapmayı unutmayın. Bu çünkü bizim yarın bir gün ileride komut satırıyla birkaç modül yükleyeceğiz. NumPy gibi ya da çeşitli şeyleri. Burada bunları kullanacağız. Gerçi 3.8'den sonraki bazı sürümlerde otomatik yüklü geliyor ama yine de belli başlı kütüphaneleri indirmemiz için buradaki add Python pet'i ekleyin. Sonra install now diyeceğiz. Buradan sonrasında şuna bir evet diyeceksiniz. Gerisi şuranın yüklenme süresi. Burasını şimdilik bir durduruyorum. Sonra tekrardan yüklen aşamalarını da devam ettireceğim. Evet, şimdi yüklenme başarılı diyor. Bu aşamaya geldikten sonra bunu durduruyoruz. Şimdi sırada Visual Studio'yu kuracağım ben. En son PyCharm'ı kuracağım. Tamam, buradan tıklarsak açılmasını bekliyoruz belli bir sürelerde bunların. Tabii ki yükleme yapma işlemi o kadar bu basit değil. Anlaşmayı kabul ediyorum zaten otomatik olarak yapacağınız yer. Burada o kuracağı yeri kendisi belirliyor, kursun. Başlat menüsünde şunu işaretlemeyin. Yani burada sembol olsun ki rahat rahat kullanalım bunu da. Sonra burada şunu istiyorum. Masaüstü simgesi oluşturulsun istiyorum. Şunlara tıklamanıza gerek yok. Pet eklememizde fayda var. Tamam, şimdi sonraki diyorum. Buradan bunu kurulumuna geçiyorum. Bu videoda sadece kurulumlarını yapacağım. Visual Studio'nun ve şeyin burada PyCharm'ın şeylerini, temel ayarlarını tek tek yapacağız sizlerle beraber. Hatta tema falan seçimi var mı diye bir açarız. Ama Visual Studio nasıl kullanılacağına dair ayrı bir video çekeceğim. Öyle söyleyeyim. Şurası büyüklenirse bir şekilde halledeceğim. Ekran kaydı almak için şu an için Zoom kullanıyorum. Aklıma başka bir şey gelmedi. Eğer ki daha mantıklı bir uygulama bulabilirsem İleride ses kalitemi de arttırmaya çalışacağım. Mikrofon taktım ama çalışmıyor. Birazcık daha zaman içerisinde geliştireceğim. Biliyorsunuz benim herhangi bir ücretim veya bir şeyim de yok bu videolarda. Tamamen kendi gelirimle, kendi kaynaklarımla geçiniyorum. O yüzden hani her şeyde çok iyi olmayabilirim. Neyse, burayı bir kapatalım.
Şimdi tersten bir şey olmuş olacak size. Ben önce Visual Studio'yu tanıtıp ondan sonra bu kurulumları yapmış gibi oldum. Onun videosunu da yine yükleyeceğim ama bu detayı fark etmeseniz de olur. Şimdi bir de PyCharm'ın kurulumuna geçelim. Burada. PyCharm'ı tanıtan ayrı bir videomuz olacak. PyCharm'ın yüklenişi tabii ki daha da uzun olacaktır. Visual Studio'nun kullanımına dair video hazır bu arada. Bugün ikisini de yüklerim diye düşünüyorum. Zaten saat farklarından falan daha iyi anlayacaksınızdır. Saat kısmını kesemedim çünkü. Eğer ki bu da açılırsa bakalım birazcık durdurayım ben. Başladığı yerden devam ettiririm. Evet, şimdi buradaki editörün açılımını da yapacağız. Yine buradan rastgele bir yer seçsin. Biz burada şuna tıklayacağız. Sonra path'ini de eklesin. Buralara çok bir şey yapmayalım ama şurada nokta .py'ler koysun. Buraya çok dokunmayabiliriz. Neyse tamam, ona dokunmadım. Burada JetBrains'in tabii ki şeylerini kaydetsin istiyorum. Buranın büyüklenme süreci var. Bakalım o burayı hallederken eğer uzun sürerse burada bir durdurma yaparım. Sürmezse belli bir süre daha bir şeyler konuşup anlatmaya çalışırım. Birazcık yaşadığım sıkıntıdan da bahsedeyim. Niye şimdiye kadar bunları çekmediğime dair. Beni takip eden eski abonelerim için burayı anlatıyorum. Sadece Python için takip edip izleyenler tabii izlemeyebilirler. Şu süreç içerisinde Kazakistan'a gidip gelmiştim arkadaşımı ziyaret etmeye. Döndüğüm zaman videolar çekeceğim diye söz verdim. Ama birkaç gün çekemedim. Çünkü pazartesinden itibaren çekmem lazımdı aslında ama eve döndüğümde ailemdeki pozitif vakalardan dolayı karantinaya girdim. Kendimin hasta olduğunu bilen zannettiğim için psikolojik etkiler falan gösterdim. Ama hasta olmadığımı gördüm tekrardan testler sonucunda. O yüzden hazır daha hastalanmamışken, moralim de yerindeyken bu videoları sizlere çekip faydalı olmak istedim. Yine de şöyle söyleyeyim bu arada, yardımcı olmaya çalışacağım videoların altına yazdığınız şeyler ancak ben şunu istemiyorum. Hani burada Python ödevi olan herkesin şu ödevi yap gibisinden atmaya çalışacağını biliyorum. O yüzden ben e-mail adresimi paylaşmıyorum. Sorularda yaptığınız algoritma üzerinden yardımcı olmaya çalışabilirim. Ancak bana bir soru atıp bu nasıl çözülür diye direkt çözüm beklemeyin. Burayı böyle bir belirteyim baştan. Çünkü hani böyle bir beklentiye giriliyor. Bu genel anlamda matematik videolarımda da yaşadığım bir sıkıntı. Hani şey gibi bir şey yok genellikle insanlarda. Çözümde takıldığı yerden destek değil de baştan sona çözüm isteme var. Bu da online döneminde birazcık da bizim şimdiki eğitim hayatımızın bize vermiş olduğu bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Yine bu videoda da dırdır ederekten başınızı şişirmeyi başardım. Keşke bazıları şey diyordur. Şu videoda da şurayı da durdursaydı ne olurdu falan gibisinden de. Yani bu tip şeyleri söylemek istedim sadece. Bu yüklenme tamamlanacak birazdan. Hatta biraz hızlandırmak adına durdurayım boş boş konuşacağıma. Sonra tekrar bakalım. Evet, bu aşama tamamlandıktan sonra burası geliyor. Eğer siz bilgisayarınızda bir işlem yapmayacaksanız Reboot Now'a tıklayın ama ben burada videoyu kaydetmek adına buna tıklamak zorundayım. Buradan finish yaptığım zaman bunun da bittiğini göreceğim. Muhtemelen bu kendisini açabilir. Şimdilik burada yine ekran kaydını durduruyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şunu durdurursam iyi günler.